Selamlar herkese, ben Aykut. Bu videoda Resident Evil Village demosuna sizlere eşlik edeceğim. Biraz analiz tarzında bir demo olacak çünkü daha önce bir kere oynadım. Resident Evil Village demo, Maiden. Maiden isimli bir karakteri oynuyoruz şu anda ve ana hikayeye bağlı olmayan bir görsel ve konsept demo diyebiliriz aslında. Oldukça karanlık, sıkıntılı bir hücrede başladık. Bana güvenmen gerekiyor diyor, eğer buradan çıkabilmek için. Ve çıkış yolumla ilgili not bırakmış burada. Resident Evil 7'yi oynayanlar hatırlarlar. Onda da buna benzer bir demo vardı, Beginning Hour diye. Şu an demo PlayStation 5 oyuncularına özel. Bahara doğru bütün platformlara oyunun kendi orijinal demosu yayınlanacak. Da buradan belirteyim. Resident Evil Village'deki kalede geçiyor aslında bu demoda. Şu an bu hapishanenin atmosferi gerçekten hani inanılmaz karanlık. Videoyu da 4K kaydediyorum fakat şu an gözlemlediğim kadarıyla daha karanlık ve ışıklandırmanın çok iyi kullanıldığı bir demo olmuş gibi duruyor. Şu anda kulaklıktan oynuyorum demoyu. Resident Evil 7'ye göre oldukça net bir şekilde dizayn edilmiş diyebilirim ve çok fazla emek harcanmış level dizayna, net bir şekilde belli oluyor bu da. Burayı açmak için bir item lazım. Sesler gerçekten rahatsız ediyor. Yardım et bana kardeşim. Şu maskelere bak ya. Bu hangi hastalıklı zihnin ürünüdür abi? Ne yapıyorsunuz burada? Aa, bu nasıl bir şeydir ya?
Resident Evil Village, Resident Evil 7 Biohazard oyununun devamı ve Ethan karakterinin akıbeti aynı zamanda sona erecek olan bir oyun. Resident Evil hikayesi devam ediyor. Aslında Resident Evil 7'yi oynayan insanlar da az çok neler olacağını dair birazcık fikri olmuştur. Evil 7'de bu kısmı oynamadıysanız spoiler olabilir tabi. Ama muhtemelen oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Zaten bu oyunun demosunu izliyorsanız şu anda. Ethan bir şekilde antivirüsü üretip birine Zoe veya Mia üzerinde kullanması gerekiyordu ve tabii ki eşini seçti bu durumda. Mia virüsten arındı fakat Ethan oyunların sonuna doğru yani oyun boyunca aslında halüsinasyon görmeye devam ediyordu ve bu da virüsün yan etkilerinden bir tanesiydi. Ve Resident Evil Village'da Ethan ve Mia'nın bir çocukları oluyor. Fakat bu çocukta yani bir sıkıntı var. Belli ki çocuk kaçırılmış. Ve Ethan da çocuğunun peşinden gidiyor tabii ki. Bu çocuğun muhtemelen özel bir durumu var. Ethan'ın virüs olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunu. Ve oyunda Resident Evil Village'da fetüs sembolünün bayağı bir ön planda olduğunu görüyoruz logolardan. Bu sembol de bir şeylerin doğuğuna sebep veriyor olabilir. Fragmanlarda bir tane kadın var. Böyle vampir lady diyorlar bu kadınlara. Bu kadının giydiği kolyelerden bir tanesi Spencer, Oswald Spencer yani Umbrella Corporation'ın kurucularından birinin aile sembolünü kalp atışı. Hemen açmam lazım bunu. Şu detaya bakar mısınız? Muhteşem bir emek var ya. Her neyse, o kadın bu sembolü içeren bir kolye takıyordu. Muhtemelen bu Oswald Spencer ya da Albert Wesker benim tahminim tabii o. Ne kadar doğru bilmiyorum fakat bu karakterlerden birini tekrardan hayata getirmeye çalışıyor olabilirler. O yüzden çok fazla heyecanlıyım. Bir şarap mahzenindeyiz şu anda. İçinde bir şey var ama. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Normalde duyulan bir oyunun fragmanı her zaman oyunun gameplay'inden bir iki tık çok daha güzel gözükür. Fakat oyunu elimize aldığınız zaman biraz grafiklerde bir kısılma olduğunu görürüz. Fakat şu an gözlemlediğim kadarıyla
trailer'dan çok çok daha iyi duruyor. Yani şuradaki yansımaları benim televizyonda nasıl gördüğümü, bir de siz de kendi televizyonunuzda gözlemlersiniz ve ne demek istediğimi tam olarak anlayabilirsiniz. Nasıl bir dizayndır? Çok leş gibi kokuyor diyor. Resident Evil 7'yi PlayStation VR'da da deneyimledim. VR'da deneyimlediğim kadarıyla objelere bir tık daha böyle yakınlaşıp detaylıca bakılabiliyordu ama bu oyunun seviyesi bambaşka olmuş. Yani her şey o kadar net ve detaylı ki anlatamam. Kaledeki ilk çalışma günüm ve kalenin sahiplerinin hepsinin kadın olduğunu öğrendiğimde neredeyse şoka uğradım. Mistress ve onun bayan ve kızları. Neredeyse 2 haftadır burada çalışıyormuş ve oldukça tırsımlıyor mekandan. Bir diğer maid Adela bir hata yaptı fakat Miss Daniela onu suratına bıçakla vurarak cezalandırmış. Çok ruh hastası olaylar gerçekleşiyor burada. Bir hücreye atılmış en sonunda. Çok rahatsız eden bir su damlaması sesi var. Evet, yavaş yavaş kaleye doğru ilerliyoruz. Bir kolye aldım. Hayvan kemiklerinden yapılan bu kolye şeytanları uzaklaştırmak için kullanılıyormuş.
Ayak sesinde o kadar çok yüksek geliyor ki anlatamam. Şu an bu demoyu karanlıkta ve 7.1 kulaklıkla oynuyorum. Bu da kim? Abi bu nasıl bir... Bu nasıl bir kapıdır ya? Sanki gerçek birinin suratını koymuş oraya. Burası kitle. İçeride değişik bir heykel var. Çok gizemli bir müzik. Müzik girdi diyecektim. Keşke şuradan çıkabilsek ya. Fotoğraflarda tanıdık bir şey var mı diye bakıyorum ama bir Umbrella logosu olabilir. Çok sinir bozucu açılıyor kapı. O kadar korkutuyor ki şurada olmak isterdim yani. Evet. Siz de sanırım bu gözü nerede kullanmam gerektiğini az çok tahmin etmişsinizdir.
Şu an arkamdan yürüdüğünü ve soluma doğru ilerlediğini buram buram duydum. Azize Adela. Bu ne? İskeletler çizilmiş. Bahçenin anahtarı, hadi bakalım. Castle Dimitrescu'ymuş. O Dimitrescu Kalesi ve 15. yüzyıldan bu yana varlığını sürdürüyormuş. Alkina Dimitrescu. Kadın wine fetişistiymiş bu arada. Bayağı çiçeklerle süslemiş yani, favori şey varmış kadının. Şarap manyağı. Zaten her yerde şarap ve kadehler var. Yani ve çiçeklerle süslemiş. I'm watching you. Seni izliyorum diyor. Hani? Hayır. Kaç 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 kaç. Çık 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 hemen anahtar. So we finally meet. Abi. Yok artık. Her seferinde aynı şey ya. Aynı gerilim veriyor. O kadar uzun ki. Görsel sunumunuzu oynadığınız için teşekkürler. Resident Evil 7'nin demosuna göre aslında hemen hemen aynı uzunluklar. Resident Evil 7'nin demosunda böyle alternatif şeyler bulmaya çalışıyorlardı. Bunda bir kolye buldum. Fakat ne işe yaradığını çözemedim açıkçası. Hani belki keşfedilmemiş şeyler de olabilir.
tek tek bütün köşelere bakmak lazım detaylı olarak. Hani bu kısımdan kurtulmanın bir yolu var mı diye. Ama baharda zaten yeni bir demo gelecek. Belki o kolye yeni gelecek olan demoda kullanılıyor olabilir. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 7'nin demosunda da aynı şey söz konusuydu. Güncellemişler demoyu. Resident Evil Village bu şekilde çok heyecanlıyım oyun için. Çünkü Resident Evil 7'yi gerçekten çok hem hikayesini hem de konsept olarak çok sevmiştim. Yani FPS oyunu olmasına rağmen piyasadaki pek çok FPS oyunlarından çok çok daha kaliteli bir iş çıkarmışlar gerçekten. Yani bu da kolay değil. Bu oyunda da ekstra böyle bir level dizaynı abanmışlar. Müthiş duruyor. Hani anlatamam. Atmosfer müzikleri gerçekten etkileyici. Çok merak ediyorum. Bu arada Mayıs'ta çıkıyor oyun. Heyecanla bekliyorum. Demoyu da deneyeceğim. Resident Evil 7'nin yanına bir tane de online oyun vermişlerdi. Fakat online oyun açıkçası çok fazla hani hoşuma gitmedi. Daha farklı böyle bir ilerlemede Raccoon City'nin görmediğimiz kısımlarını anlatan böyle ilerlemeli hikayeler, Resident Evil Outbreak tarzı bir şey gelmesi daha çok hoşuma giderdi açıkçası, öyle hardcore mekanikler görmek isterdim. Neyse, sıkıntı yok. Elimizde Resident Evil Village var. Oyunun uzun olmasını diliyorum. Muhtemelen Resident Evil 3 gibi bir oyun olmaz kesinlikle. Oldukça vaat eden bir oyuna benziyor. Bu arada demoda o kendimizi savunma veya silah bulma veya da envanteri ile ilgili olan mevzular yoktu. Tamamen böyle görsel bir şey sunmak istemişler. Yapımcı kendisi açıkladı bunu. Çok güzel duruyor. Hani hem konsept olarak hem de yani aşırı net geldi her şey bana. Resident Evil 7'nin de çok çok ötesinde bir oyun olmuş. Hani net bir şekilde bunu diyebilirim. Hani Resident Evil oyunlarının en next gen hali bu olabilir. Kesinlikle. Oyun zaten yeni jenerasyon konsollar için dizayn edildi, fakat yoğun bir baskı üzerine yapılmaya karar verdi. Eski jenerasyonu da çıkartmaya karar verdiler. Muhtemelen onun için ekstra efor harcayacaklar. Çünkü dizayna bizzat yeni nesil konsol üzerinden başlamışlar. Şu haberi de vereyim. Resident Evil Village satın aldığınız zaman, diyelim ki PlayStation 4'te oynamak istiyorsunuz ve daha sonra PlayStation 5 satın alacaksınız ve ya da diğer Xbox Series X alacaksınız. Geliştirme upgrade ücretsiz bir oyunda. O yüzden oyunun fiyatı da dolayısıyla eski nesil oyunların fiyatından şey yapılmış. Steam versiyonu muhtemelen hani çok çok daha avantajlı olacaktır sizin için, ama PSN kardeşliği de PlayStation Store üzerindeki fiyatın üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani oyunun hayranıysanız böyle bir şey yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Oyunun çıkmasına yaklaşık 100 gün 100 gün kadar süre kaldı. Bakalım, heyecanla bekliyorum. Oyunda neler olacak? Ethan'ın hikayesi nereye ilerleyecek? Chris bu olayların neresinde duracak? Çok çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Bakalım. O zaman benden bu kadar. Böyle bir analiz değerlendirme videosu olmuş oldu benim için de. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de Village'la ilgili fikirlerinizi, uzun Tall Lady ile ilgili düşüncelerinizi mutlaka videonun altında yazın. Zaten Tall Lady şu an çoktan da bir mem haline gelmiş durumda. Herkes onunla ilgili şeyler paylaşıyor sürekli böyle. Güzel. Yani ilgi çekici bir villain karakteriyle tanışmış olacağız. Ne yapacağımı bilmiyorum o boyuna karşı, ama bunu oynarken düşüneceğim bu arada. Deluxe versiyonunda şöyle bir olay var. Store üzerinden yazılmamış bu.
Deluxe versiyonunu satın aldığınızda oyunun maksimum zorluk derecesine ilk başta başlayabiliyorsunuz. Normalde Survival Horror tarzı oyunlarda, Resident Evil oyunlarında zaten ben her zaman oyunun hem gerçekçi olması için hem de atmosferini, konseptini, hani atmosferin daha çok beni germesi için, çünkü hani bir an nasıl öleceğim ki, yanlış bir şey yaparsam öleceğim tedirginliğiyle ve düşmanların zor olması beni ekstra geriyor. Bunda da muhtemelen öyle yapacağım. Yani muhtemelen değil, öyle yapacağım. En zorda başlayacağım oyuna. Dilerseniz yani videolar şeklinde bölüm bölüm atabilirim. Normalde ilk oyunumu kaydetmiyorum ama yani istenirse böyle bir şey yapabilirim. Her zaman ilk reaksiyonlar çok çok daha etkileyici ve keyifli oluyor çünkü. Benden bu kadar o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlaka siz de fikirlerinizi belirtin Resident Evil Village hakkında. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.